Arkadaşlar selamlar. İbrahim Deniz Utku, Oğuzhan Koç analizi istemiş. Biz de yapacağız. Videosunu da yollamış. Çok ciddi bir nazaldan söyleme durumu var. Bu tip seslerde genelde, yani bilmiyorum tabii aralığını, ama ilk önyargıyla yaklaştığım şey tenor seslerin en büyük düştüğü sıkıntı, nazal bölüme atma durumu. Genelde tenor seslerde çok olur bu sıkıntı. Tabii bilmiyorum Ozan Koç tenor mu ya da bariton mu. Fakat çok ciddi şekilde bir nazal burun bölgeden söylemeyle giriş yaptı. Devam edelim. Tabii nefes desteği de güçsüz. Dolayısıyla dik yerlerde çok ciddi sıkıştırma, larynx'e sıkıştırmalar mevcut şu an. Kaç kadeh sarhoş gönlümde bir türlü. Nameler fena değil. Hançeriyi iyi kullanıyor. Ve hançeriyi iyi kullandığı için de nameleri yapıyor. Muhtemelen bununla ilgili bir eğitim almış ya da bir koroda veyahut da herhangi bir Türk sanat müziği cemiyetinde bulunmuş olabilir. Çünkü öğrenmiş bir yerlerden. Kendimi Ve tabii nefes sesi olmadığı için bu tip şarkılarda çok glisendolu, dolu, yani arabesk müzik çok glisendo var. Ve dolayısıyla bu tip müziklerde aslında bakarsanız nefes desteği diğer müzik, yani pop müzik türlerine göre çok daha fazla. Sebebi sürekli dalgalanıyorsunuz, çıkıyorsunuz, iniyorsunuz. Sürekli bir ses aralığı arasında bir oynama söz konusu ki bu eserde. Dolayısıyla sürekli rezonans ve kafa bölümünde sesi iyi kontrol etmeniz gerekiyor. Özellikle çıkış yerlerinde çok daha fazla havayı üflemeniz ve yukarıya doğru atmanız gerekiyor. Bunu yapamadığınız takdirde biraz tonun altında kalma gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Yani detoneler çok detone duyulmasa bile entonasyon konusunda biraz problemli duyumlara rastlayabiliriz. Evet. Dik geri galiba burası. Şuradan alalım. Ağzı açtı. Ağzı açma her zaman söylüyorum. Yani çeneyi iyi kullanma demek ses kasının da larenks bölümünün de genişlemesini bir nebze sağlamak demek. Tabii bu çeneyi açarken çok fazla şu boynunuzu kapatarak açmanız yine sıkışmaya neden olacaktır. Dolayısıyla biraz arkaya presli bir şekilde çenenizi açtığınız zaman hem ağız içi hacmi genişletmiş olacaksınız hem de larynx'in genişlemesini sağlayacaksınız. Tabii bunu yaparken de küçük dili arkaya esnetme hareketinde yaptığınız zaman sesi hem doğru tınısal bölgeye yollayacaksınız hem de entonasyon problemleri yaşamanız önlenecek. Teknik anlamda da güzel bir ses duyacaksınız. Oğuzhan Koç iyi girdi fakat hala ses nazal bölümünde sıkışıyor. Devam edelim. Çok dağınık. D, yani E'leri biraz da D, daha toplu söylemesi lazım. D olduğu zaman ister istemez hem çene gerginliğine sebebiyet veriyor. Bu da ister istemez yine teknik bozukluklara sebebiyet veriyor. Duyum konusunda da aslına bakarsanız sıkıntılı duyumlar bunlar. Yani çok keyif verici duyumlar değil, çok kulağa vuran de, yani bunlara biraz daha dikkat etmek lazım artikülasyon konusunda. Dolayısıyla vokaller genelde birbirine yakındır. Yani A, O, E, İ, 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 U, Ü, yani A, E değildir, yani A, O da değildir. Birbirine yakın genelde vokalleri düşünürüz. O yüzden hep A'ya doğru çekmek, A'ya göre O, O'ya göre E gibi düşünmek her zaman daha iyidir. Genelde çalışırken de şarkılara ilk başta şarkı kelimelerini, vokallerini çalışmaya özen gösterin. İşte atıyorum kim bilir kimler var diyorsanız i, e mesela böyle çalışırsanız i, e, a mesela. Sonra kim bilir kimler var. Daha sonra da bunu şarkı söyleme formuna döktüğünüzde vokalleri toplamış olursunuz. Bu bir öneri. Yaparsanız ben bunu bazı eserlerde yaparım. Devam edelim.
Hepsi gidiyor. Dike çıkma konusunda biraz sıkıştı farkındaysanız. Bir basamak koydu araya. Kim bilir kimler var yaptı. Bir daha alalım orayı. Kimler var, kimler var, kimler var yapmadı. Çünkü onu yapmak için daha büyük destek sağlaması gerekiyor. Kuvvet uygulaması gerekiyor. İç basınç yapması gerekiyor. Araya bir basamak koyarak üst basamağa çıkmayı kolaylaştırdı. Aynı şey gibi düşünün. Basamakları çıkarken bir anda 4 adım atmak zordur ama 4 tane adımı tek tek çıkmak çok daha kolaydır. Oradasınızdır. Bu da ona benziyor bir şey. İyi kullanıyor sesini. Ben beğendim. Yani kötü değil. Tabii yani nazalda sesi sıkıştırma durumu tınısal bir bozukluk yaratıyor olsa da sesini rezonansı iyi aktarıyor. Kafa bölümünde sesi kullanıyor. Bu da ister istemez sesi rahat kullanmasını sağlıyor. Yine hançeriyi rahat kullanıyor. Genelde Türk sanat müziği zaten ön bölgede rezonans bölümünde söylenen bir müziktir. Dolayısıyla rezonans bölümünde söylenen böyle bu tür müziklerde hançeriyi de daha rahat kullanabilmek ve okumaları ve müzikal nazariyat makamsal değerleri verebilmek için teknik anlamda böyle bir geliştirme yapılmış. Ben beğendim, kötü değil, şu an iyi gidiyor. Ben hala yaşarım eski günlerde, her yerde sen varsın unutamadım. Çeneyle bazı nameleri unutama yapıyor mesela. Bunlar doğru şeyler değil. Hiçbir zaman çeneyle nameler yapılmaz arkadaşlar. Çeneyle yapılan namelerde yani hem tınısı bozuk şeyler ve hani aralıkları bozuk şeyler duyarız hem de kötü duyulur, duyumu kötüdür. Dolayısıyla biz nameleri genelde yine larynx bölümünde tiroid kıkırdağının arkasında oynatma ile birlikte yaparız. Yani şuradaki oynatmayla yaparız. Hançerinin yukarı aşağı hareketi sayesinde, ileri geri hareketi sayesinde yaparız. Çeneyle yapıldığı zaman bozuk duyumlar ve hani kalitesiz nameler işitiriz. Şu an birkaç yerde bunları denk geldik. Mesela dediğimi yaptı, unutama yaptı. Buraya oynattı. Doğru ama bazı yerlerde sıkıntılar mevcut. Vokalleri kapatmayın. Yani atıyorum unutamadım. Unutamadım demiyorsunuz günlük hayatınızda konuşurken. Şarkı söylerken de bunu yapmayın. Hem şarkının ruhunu öldürürsünüz hem de gerçekliğini öldürüp bir de tınısal bozukluklar ve şeyler. Kulak tırmalayan artikülasyonlar işitiriz. Gereksiz. Başka şeylere bağlandı olay. Bitti etti. Genel anlamıyla biraz daha dinleyelim. Gönlünüz olsun. Çok pes indi mesela. Yine döndü. Unutamadım. Yani muhtemelen ben yanılmadım. Tenor tiz bir ses işitiyoruz. Ve dediğim noktaya vardık arkadaşlar. Tenor seslerinin en büyük sıkıntılarından birini nazalda sıkıştırma, buruna toplama problemini yaşıyor olabilir. Dolayısıyla tınıda böyle bir şey var. Operada veyahut da müzikallerde karakteristik özellikler katmak için buruna ses atılır. Bu ama kontrollü bir şekilde yapılır. Oğuzhan Koç bunu kontrollü yapmıyor. Yani gayet de bir şarkı söylerken buruna sıkıştırıyor. İstemsiz yapıyor. Yani oradan kurtaramıyor. Yani belki oradan alıp daha ön bölgeye alsa çok daha tatlı bir tını işitebiliriz. Devam ediyoruz. Nefesi aldı işte. Yani nefesi alıp şu hareketi yaptı, bastırdı. Bu da çok kullanılan bir şey, yapılan bir şey. Tabii bunu istemli mi ya da istemsiz mi yaptı çok bir bilgim yok ama hazır görmüşken bunun da bilgilendirmesini yapıyorum. Genelde tiz sesleri çıkarken biraz omuzdan destek alıp iç basınç bölgesinde kapanmayı yaparız. Bu genelde tiz seslerde olur. YouTube analizinde de bunu göstermiştim, söylemiştim. Keza burada da istemsizce de yapılan bir şey olabilir veya da nefes desteğini alırken omuzları kaldırıyor da olabilir. Yani kötü bir şey de olabilir. Ama şarkı söylerken tiz sesleri vermek istediğimizde biraz omuzla birlikte destek alıp iç basınç bölgesine basınç uygulamak doğru bir tercihtir. Onun dışında tabii yine nefes alırken
Alt bölüme doğru şişme yaparken gerilimi göğüslere ve larynx'e veririz genelde. Bunu söylemiştim. Desteği eğer sağlayamıyorsak ilk gerilimin olduğu yer, özellikle nefes alırken göğüstür, gerilim bölgesidir. Belki bu gerilim de, yani kötü bir nefesin sonucu da olmuş bir hareket olabilir. Çok açıyor. Yani günler, yani bu kadar açmak doğru bir şey değil. Larynx'e atarsınız sesi. Ağzı çok açmak doğru bir şey değil. Belki buna çok tepki gösterenleriniz de olabilir. Ama ağzı açmak her zaman iyi bir şey değil arkadaşlar. Ağzı orantılı bir şekilde açmak gerekiyor. Çünkü ağzı gereğinden fazla açtığınız zaman siz de bunu kontrol edebilirsiniz. Larynx'inizde şurada gerilimler sezeceksiniz. Bu iyi bir şey değil. Dolayısıyla ağzı kontrollü bir şekilde açmak her zaman doğrudur. Yoksa sesi yine larynx'e gömersiniz, kapatırsınız. Bu kadar açıklık kapanmasıdır aynı zamanda. Dolayısıyla ses yine larynx'e sıkışır ve tını bozuklukları olur. Dolayısıyla ağız açımı, vokal açımlarını kontrol etmek her zaman değerlidir. Genel bir, yani şarkı rutinine gidiyor. Dolayısıyla aslında çok şey söyledik. Genel itibariyle Oğuzhan Koç'un üzerinden yapabileceğimiz yorumlar, nazala çok fazla sıkıştırması, bununla tenor seslerin çok büyük zaaflarından biri olması. Hançeri iyi kullandığını gördük. Bunu da büyük ihtimal tecrübesine ve bir yerlerde olmuş olma ihtimaline bağladık. Onun dışında vokal açımlarında sıkıntılar olduğunu gördük. Çok fazla açmanın larynx'e problemler yarattığını söyledik. Nefes kullanımında bir problem çok görmedim ama bazı yerlerde göğüs gerilimleri sezdim. Bunun nefesle mi ilgili, yoksa şarkı söylerken iç basıncı bilinçli bir şekilde yapmak için mi yaptığı konusunda bir fikrim yok ama tahminim göğüs geriliminden kaynaklanıyor. Onun dışında söyleyebileceğimiz çok bir şey yok. Entonasyon problemleri işitmedik. Yer yer tabii müziğin glissandolarından ve arabeskin verdiği tatlardan kaynaklı sesi yukarıya atmakta ve desteklemekte problemler yaşadığını gördük. Aslına bakarsanız bu da az önce söylediğim nefes desteği kuramımı ve söylediğim konuyu da çürütmüş oldu diyorum. Bu kadar. Hepinize iyi dinlemeler ve iyi analizler diliyorum. Ses analizlerinizi atarsanız hepsini yapmaya çabalayacağım elimden geldiğince arkadaşlar. Hepinizi kucaklıyorum. Sevgi dolu, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi.